sanatçılar bronz döküm işlemi için 1500'lü yıllarda başlayarak indirekt kayıp mum tekniği adında bir teknik geliştirdiler. Erimiş halde bulunan bronzun içi boş bir kalıba doldurulmasıyla gerçekleştirilen bu teknik birçok meşakkatli ve karmaşık aşamadan oluşmaktaydı. İlk adım modelin üretilmesiydi. Sanatçı bunun için elde etmek istediği modeli ısıtılmış mum ya da kolaylıkla şekil verilebilen benzer bir malzeme kullanarak yontar. Ekranda kırmızı bal mumuyla hazırlanmış bir model görüyorsunuz. Malzeme soğuduktan sonra yüz ve saç detayları eklenir. Katı haldeki bu orijinalin içi boş olanını üretmek için bir kalıp hazırlanır. Kalıp için öncelikle mumdan yapılan model parçaları ayrılır. Parçaların baskılarını hazırlamak için parçalar tek tek kile bastırılır. Oluşan boşluklara doldurulan alçı ile de kalıbın parçaları hazırlanmaya başlanır. Ardından parçalar birleştirilerek içine sıcak mum doldurulur. Sıcak mum soğuk alçıyla temas ettiğinde ince bir kabuk halinde katılaşır. Sanatçı fazla mumu boşaltıp alçı kalıbı açtığında orijinal katı modelin içi boş ve mumdan yapılmış bir kopyasını elde eder. Mumdan yapılmış parçalar daha sonra yeniden bir araya getirilir ve figür bütün hale gelir. Kenarlar sıcak bir araç kullanılarak birleştirilir. İzler kapatılır ve varsa pürüzler giderilir. Figürün içi kil, kum, seramik tozu ve alçıdan oluşan ana malzeme ile doldurulur. İçe konan bu malzemenin erimiş bronza karşı dayanıklı olması gerekmektedir. Ana malzeme katılaşmadan önce kalıba saplanan demir çiviler ana malzemenin olduğu yerde kalmasına yardımcı olur. Sanatçı daha sonra figürü ekranda gördüğünüze benzer yine mumdan yapılmış bir ağın içine yerleştirir. Bu ağ havalandırmayı sağlayıp oluşan gazların dışarı çıkmasına yardımcı olurken aynı zamanda erimiş bronzun kalıba ulaşmasını sağlayacak bir kanal da oluşturur. Bir başka kalıp içine yerleştirilen mum kalıp artık döküm işlemine hazırdır. 1500'lü yıllarda zanaatkarlar bronz döküm işlemini indirekt kayıp mum tekniği kullanarak yapmışlardır. Bu teknikte erimiş halde bulunan bronz bir kalıba dökülür. Bu modern dökümhanede mum model silindir şeklinde bir kalıba yerleştirilmiş. Isıya dayanıklı bir malzemeden yapılmış olan silindir şeklindeki bu kalıp öncelikle bir fırında baş aşağı olarak birkaç gün boyunca ısıtılır. Ekranda ısıyla eriyen mumun kalıptan dışarı akışını görüyorsunuz. Bu işlemden sonra mumdan yapılmış kalıbın olduğu yerde dış kalıpla içteki malzeme arasında bir boşluk oluşur. Mumdan yapılmış ağda eriyerek kalıp içerisinde kanallar açılmasını sağlar. Ana malzeme artık sadece çiviler sayesinde olduğu yerde durmaktadır. Kalıp boşalıp kuruyunca dik şekilde bir kum havuzuna yerleştirilir ve bronz dökümü için hazırlanır. Bronz, bir ocağın üzerine yerleştirilen maden eritme kabında eritilir. Şu an ekranda ocağın nasıl yakıldığını görüyorsunuz. 16. yüzyılda yakıt olarak kömür kullanılırdı ve ateş elle kontrol edilirdi. Sıcaklık yaklaşık olarak 1100 derece Celsius'a ulaştığında bronz erir. Termometre bulunmadan önce dökümhane çalışanları metalin rengine ve dokusuna bakarak veya oluşan gazları koklayarak bronzun döküm için hazır olup olmadığına karar verirlerdi. Döküm işleminin başarılı olması tamamen ustaların deneyimine dayanırdı. Sıvı metali içeren kap dökme sapına bağlanır. Bronz dökülmeden önce yüzeydeki pürüzlerden arındırılması gerekir. Ardından bronz kalıbın üst kısmında bulunan delikten içeri dökülür. Eriyen mum ağın oluşturduğu kanallardan ilerleyen bronz, kalıp içerisindeki boşlukları hızlı bir şekilde doldurur. Bronz, kalıp içindeki havanın deliklerinden dışarı çıkmasını sağlar. Hemen katılaşan bronz soğumaya bırakılır. Soğuma gerçekleştikten sonra kalıp bir çekiçle kırılır ve bu meşakkatli sürecin işe yarayıp yaramadığının yani kalıbın başarılı olup olmadığının anlaşılacağı ağına gelinir. Döküm işlemi bitmiş olmasına rağmen heykel bronzdan yapılmış bir ağ içinde sıkışmış durumdadır ve bu ağdan ayrılabilmesi için de bir dizi işlem uygulanması gerekmektedir. Döküm bronz bir objenin son aşamaları kesme ve cilalama işlemleridir. Kalıp kırıldığında içinden çıkan şey parlak bronz bir objeden son derece farklıdır. Sanatçı kanallar, ağlar ve çivilerden kurtulup objeyi güzel bir sanat eseri haline getirmek zorundadır. Kesme işleminde kanalların kesilmesi, ana malzemeyi yerinde tutmak için kullanılan çivilerin de sökülmesi gerekir. İçeride sıkışan gaz sebebiyle veya metalin çekmesinden kaynaklı olarak meydana gelen delikler doldurulur ve düzeltilir. Örneğin Tiziana Aspetti'ye ait bu heykelin kolunun ön kısmındaki küçük iz, bir deliği doldurmak ya da bir pürüzü düzeltmek için yapılmış bir eklentidir. Müze koleksiyonlarında bulunan bronz heykellerin çoğunda buna benzeyen eklentiler görmek mümkün. Sanatçı en son ince detayları belirginleştirip bronzun altınımsı bir renge sahip olması için yüzeye elden geçirir. Patina adı verilen yeni yüzey asit, lakevernik veya mum kullanılarak yapay olarak oluşturulur. Ve bu sayede bronzun canlılığı ve parlaklığı vurgulanır.